Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy atalmış mustaqil dokumentlar orqali jinoyatini inkor qilishga urindi. Xitoy Sharq Turkistonga aloqador atalmış mustaqil tadqiqot dokumentlari orqali Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan majburiy amgakka selish jinoyatini inkor qilishga urindi. Xitoy xalq to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 22 may Sharq Turkistonga aloqador atalmış Xinjiangdagi amgak ishqi o'rilish ahvoli temasida muhokama yig'ini ochgan. Yig'inda atalmış Xinjiang universiteti, Lanzhou universiteti, G'arbiy Janub siyosiy qonun universiteti Jinan Universiteti qatarlıq organlar 2019 yıldan buyan elan qilgan 10 parçadan artıq atalmış müstaqil tədqiqat dokumenti tilga elinib, məcburi əmgəkə seləş əhvali əsla mövcud emas. Şinjanın paxta kəsbidəki əmgəkçilərinin türlük hüquq mənfəəti kapalətki iqə dəb jar silinğan. Bildirilişçe, məzkur tədqiqat dokumentlarının avtorları bolğan atalmış mütəxəssislər, tədqiqatçılar torda və tor sırtıda birləşdiriş usulü bilən yığınığı qatnaşqan. Jumladan, Lanzhou Universiteti Otur Asiya tədqiqat orninin profesori, Amerikanın Şinjan arqalıq cüngonu tizgirləşdiki krizis siyasi suiqasti və yolu namlıq atalmış dokumentlarının avtori Li Jie söz qilib, Amerika Şinjanın terrorluqı qarışdırış, əsəbilikini tügütüş xizmətinin ictimai muqumluqını qoğdaş, və kişilik hüquqi kapaletli qilishdi qo'lga keltirgan unumiga sal qarab, maqsadli holda ziddiyat va qarshilashish paydo qildi deb bildirilgan. Yig'inda Xitoy rejimi yana Sharq Turkiston xalqini 5-chi amga kuchini ishqi o'rinlashtirish bahonasi bilan Xitoy o'lkalariga surgun qilish jinoyatini inkor qilishga urinigan bo'lib, bu vaqtda atalmış Xinjiangdagi har millat yoshlarining sirtqi chiqib ishlamchilik qilish ahvolini tekshirish dokumenti o'tirg'i chiqarilgan. Dokumentning avtori Tan Chunshu Xinjianglik ishchi xizmatchilar sirtqi chiqib ishlamchilik qilish jarayonida iqtisodiy kirimi eshib, oila turmush sifati yaxshilandi deb bildirilgan. Albuki xalqaradagi ko'plagan mutaxassislar va tashkilotlar nurg'un zavodlarining bulupmi to'qimachilik zavodlarining Sharq Turkistonga joylashganligini, Uyg'urlarning bu zavodlarda majburiy amgakka selindiganligini, bu zavodlarning davlat xalqigan shirkatlarni mol bilan ta'minlaydiganligini kuchlik dalillar bilan isbotlab chiqqan. Növətdə Xitayının Şərqi Türkistandakı Uyğurlarını kən köləmdə məcburi əmgək kəsiliş cinayeti köpləgən dövlətlərinin izgil əyibləşigi düş gəlməkdə. Xitay rejimi bolsa cinayetini yüşürüşqü urunub, ceza lagırları və məcburi əmgək uğrullarını atılmış kəsbi tərbiyyələş 5-ci əmgək küçünü işqü uğrullaşdırış digən namlar bilən pərdizləməkda. Xitay Bacilitinin ziyaretinin yepiq şəkildi bulduğanlıqını bildirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 23 may muxbirlarning savoliga javob berib, BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning Sharq Turkiston ziyoratining yepiq shaklda bo'lganligini, hech qanday muxbir o'rinlashtirilmaydiganligini bildirdi. BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet tunugun Xitoyga yetib borgan bo'lib, bugun Sharq Turkistondagi ziyoratini boshlagan. Fransiya agentligining xabarida bildirilishicha, Bachelet 24-25 may kunlari Urumchi va Qashqarda 2 kunlik ziyorati bo'ladi ekan. Ammo ziyoratning tafsiloti haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin tunugungi axborot yig'inida Bachelet'ning Sharq Turkiston ziyorati to'g'riliq ko'plagan savollarga duch kelgan. Kyodo agentligining muxbiri Bachelet'ning Sharq Turkiston ziyorati jarayonida taratqularning naq maydondan ziyorat qila oladigan qila olmaydiganligini so'raganda Wang Wenbin bu qitimliq ziyoratning yepiq shaklda davomlashadiganligini, ikki taraf muxbir o'rinlashtirmaslik haqida kelishganligini, Bachelet'ning keyinchi taratqularga ziyoratning tafsiloti haqida ma'lumot beradiganligini bildirgan. Reuters agentligining muxbiri Bachelet'ning ziyorat muddatining faqat 6 kunlik ekanligini, agar u kutgunidek yetarlik uchurlarga erishilmasa, Xitoy tarafining uning pat yaqinda qayta ziyoratda bo'lishiga ruxsat qildigan qilmaydiganligini so'ragan. Wang Wenbin buningga javob berishdan o'zini qochirib, "Men faraz xarakterlik savolga javob bermayman" degan. Anadolu agentligining muxbiri Bachelet'ning Sharq Turkiston ziyorati jarayonida turma, jazo lageri va qayta tarbiyalash lageri qatorliq o'rinlarni ziyorat qiladigan qilmaydiganligini so'ragan. Wang Wenbin o'xshashli so'zini aytib, Xitoy taraf ziyoratga qulaylik yaratib berdi. Bu ziyoratning maqsadi ikki taraflik aloqa va hamkorlikni kuchaytirish, xalqaradagi kishilik huquq sohasining taraqqiyotini ilgari surish. Biz bu ishni siyosiy o'yin sifatida foydalanishga qarshi turamiz deb jar salgan. با
Bacelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti halkaranın dikkat noktasına aylanan bir peyde, onun ziyaret maksidi hakkıdaki sözleri tekhamı gülgülü kozgumaqta. Bloomberg'nin bu axtaki haberde bildirilişe Bacelet bir kısım diplomatlarga etkan sözü de bu kıtımlıq ziyaretinin tekşürüş emestikini, belki kişilik hukukunu ilgiri sürüş, koğdaş ve hürmetleşini nişan kılgallıqını bildirgen. Yıllardan beri Xitayning irqi qırğınçılıq cinayetiga alaqadar dalil ispat toplap kelibatqan amerikalıq faaliyetçi Jin Bunin ijtimoiy taratqu hisabida buningga inkas bildirib, bu albatta tekşürüş emas. Bachelet'ning tekşürgide qabiliyeti yoki iqtidori yo'q. Bo'lmasa u aktiv holda mutaxassislar va muhojiratdagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlar bilan maslahatlashgan, ularni safariga taklif qilgan bo'ladi deb yozgan. Növbette Bacelet'nin Şarkı Türkistan ziyaretinin kontrol ve nazaret astıda devamlaşıdığanlığı, Xitayning bu qetimliq ziyaretini ustuluk bilen saxta teşviqatlarda kozur süpüde kollanışı mümkünlükü haqqıda pereç ve endişeler oturgu koyulmaqda. Gollandiya parlamentida Uyğurlar doğruluk yığın ötküzüldü. Gollandiya parlamentida Uyğurlarının növbetteki vaziyeti ve BDT kişilik hukuk ali emeldari Michel Bacelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti haqqıda yığın ötküzüldü. Ötken hafta Gollandiya parlamentida Uyğurlar duş kelibatqan muhim meseleler haqqıda yığın açılgan bolup, yığınğa Avropa Şarkı Türkistan Maarif Cemiyetinin baş katibi Ubulqasim Abdulaziz Efendi bilen lager şahidi Qalbinur Sidiq xanım qatnaşqan. Gollandiyanın hakimiyet beşidiki Xalq Erkinliki ve Demokratiya Partiyesi, Hristiyan Demokratçılar Partiyesi ve Uyğurlarını qollap kelibatqan köçmenlerinin haqqı-hukukunu qoğdaş partiyesinin parlament azaları ularını kütüp alğan. Ubulqasim Efendi bu axtı ziyaretimizi qabul qilib, Gollandiya parlamentidagi bu yig'inning maqsadining Gollandiya hukumatiga Sharq Turkistonning navbatdagi umumiy vaziyati haqida ma'lumot berish ekanligini bildirdi. Bu munosabat bilan Ubulqasim Efendi va Qalbinur xonim yig'inda Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini tanishtirgan hamda Uyg'urlarning bir qism talablarini yetkizgan. Gollandiya parlamentidagi 3 partiyaning mas'ullari Qalbinur xonimning guvohlik so'zlariga jiddiy pozitsiyada bo'lgan. Yevropa İttifakı'a aza devletler içinde Gollandiya parlamenti Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqını tüncü bulup itiraf kılgan bulup, Xitayning Şarkı Türkistan'daki terör siyaseti iğırlaşkandan buyan bu meselege izcil köngül bulup kelibatqan devletlerinin biri bulup hesaplandı. Joe Biden Tayvan hücumğa uçursa harbi müdaxile qılıdığanlığını ta'kidledi. Amerika Prezidenti Joe Biden Tayvan hücumğa uçurgan taqdirde Amerikanın bununğa harbi müdaxile qılıdığanlığını Tayvanni qoğdaş va'disiga amal qıldığanlığını ta'kidledi. Amerika avazının bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha Prezident Biden 23 may Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bilan Tokyoda ko'rishgandan keyin muxbirlarning savoliga javob bergan. Bir muxbir uningdan konkret sabablar tufaylidan Ukraina to'qinishiga harbiy müdaxile qilishni xohlamadingiz. Agar zarur tepilsa Tayvanni qo'g'dash uchun harbiy müdaxile qilishni xohlamsiz deb so'rgan. Biden ha deb javob bergan. Muxbir buni qayta ta'kidlab so'rganda Biden bu bizning bergan va'dimiz degan. Biden yuqorqi so'zlarga ilova qilib biz bir Xitoy siyosatiga qo'shilamiz. Biz bu haqdagi siyosat va qo'shimcha kelishimlarni imzoladik. Ammo qoral kuchi orqali Tayvanni elish muvofiq emas. Bu butkul rayonni qalaymaqonlashtirib etdi. Xuddi Ukrainada yuz bergan ahvolga o'xshash deganlarni bildirgan. Axborot yig'inidan keyin Oqsaroy amaldorlari Amerikaning Tayvan siyosatining o'zgarmaganligini yana bir qatim ta'kidlagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 23 may bu haqda norozilik bildirib, Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligi, atalmish egalik huquq masalasida hech kim bilan sulhi qilmaydiganligi, Amerikaning Tayvanga aloqador kelishimlarga amal qilish kerakligi haqidagi iboralarini qayta takrorlagan. Teşkilatlar Birliği heyeti İslam dünyasına çağırık kıldı. Dünyavi adalet çağırığı temasidagi İslam dünyası kanun qurultayiga iştirak qilgan Xalqaro Sharq Turkiston Teşkilatlar Birliği heyeti İslam dünyasını Sharq Turkiston Müslümanları meselesinde mesuliyetini ada qilishga çağırdı. Xalqaro Qonunshunoslar Birliği'nin o'rinlashtirishi bilen 19 maydan 22 maygacha Konya'da ichilgan Dünyavi adalet çağırığı temasidagi İslam dünyası kanun qurultayida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon boshchiligidagi hay'at Sharq Turkiston masalasini kun tartibiga keltirdi. Yig'inda so'z qilgan Hidoyatulla Og'izxon afandi oldi bilan Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tanishtirdi. Orqadan Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islom dini va musulmonlarni vahshiyona bastirish, millionlagan Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamash qatorliq jinoyatlarini bayon qilib o'tdi. U nutqida yana Xitoyning islom dini va musulmonlarga qarshi bostirish qilmishlariga islom dunyosining sukut qilganligini ta'kidlash bilan birga
İslam dünyasını öz mesuliyetine ada kılıp Şarkı Türkistan meselesine köngül bölüşke çakırdı. Şivisiya başministeri Türkiye bilen ötküzülüvatkan söhbetinin vakit aladığallıkını bildirdi. Şivisiya başministeri Magdalena Andersson Türkiye bilen öz devletinin Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'na aza bölüşü doğrusudaki söhbetlerinin devamlışıvatkallıkını bildirdi. Andersson Türkiye'nin Şivisiya'nın NATO'ya aza buluş meselesi doğrusudaki meydanı doğrusu toxtulup, ''Mən bu hafta ahırda Prezident Erdoğan bilen yaxşı ve icabi söhbet ötküzdüm. Şivisiya bilen Finlandiya yıqın kelgüsüdü Türkiye bilen bolğan iki tereplik ve üç tereplik söhbetlerini devamlaştırdı. O yana Şivisiya'nın PKK'nı terörlük tizimlikke kirgüzgen tüncü devletlerinin biri işkallikini sözlerge ilave kılgan. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Prezident Erdoğan bir murasımda Şivisiya'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'na aza buluş iltiması hakkında toxtulup, ''Biz Şivisiya'nın bizge koygan koral embargosunu bir jetki kayırıp koyalmayımız. Bunun akılge muvapık izahatımı yok. NATO'da oynaydıgan rolümüzden inik buluşuğa karımay, biz yanılı ihtibaktaşlarımız bilen cazanı bekar kılış toğırsız sözleşi vatımız. Bizden taleplerimiz kandırılışı, konkret kademler taşılınışı kerak.'' degen. Türkiye bilen Kazakistan otursudaki soğudu sonması bargan sıra aşmakta. Kazakistan Türkiye bilen bulgan soğudu umumi sonmasının bu yılın aldıngı çarikide 1.5 milyard dolarga yetkenlikini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Kazakistan Maliye Ministerliği Devlet Kirim Komitetinin bayanatıga asaslanganda bu yıl 1. aydın 3. aygıçı bulgan arlıqta Kazakistan'ın taşkı soğudusu en köp bulgan devletler arasında Türkiye 3. orundu durgan. Bu mezgilde iki devlet otursudaki soğudu miktarı 1.5 milyard dolarga yakınlaşkan. Kazakistan'dan Türkiye'ye kılgan eksporti 1 milyard 252 milyon dolarga, Türkiye'den import kılıngan mahsulat 236 milyon 300 milyon dolarga yetken. Kazakistan'dan Türkiye'ye kılgan umumi eksportinin 70%'den köpürekini yıkılığı ve energiye mahsulatları teşkil kılgan. Metal ve metal mahsulatları 25.9% bilen ikinci orunda turgan. Türkiye'den Kazakistan'a bolsa maşina, sayman ve üskünü mahsulatları en köp import kılıngan. Tokumacılık ve tokumacılık mahsulatları bolsa 20%'ni teşkil kılıp ikinci orunda turgan. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.